sakin ol. Meyra, sakin ol. Elbette Adana bereketli topraklar. Adana ürettikleriyle ve bundan sonra üretecekleriyle de yeni değerler kazandırıp Türk ekonomisine sunacak. Türk ekonomisine hakikaten Türk ekonomisinin omurgası olacak şekilde yeni büyük firmaları da kazandıracak zenginliğe, potansiyele sahip bir. Ama hep demokrasiden konuşuldu, hep şeyden konuşuldu. Ekonomiyle birlikte. Muhakkak ki demokrasi üretim için çok önemli bir şey. Yaşadığımız dünya, iletişim, internet sadece küreselleşme diyorlar ama yaşadığımız dünya iletişim internetle birleşti ve dünyayı bir küre gibi avucumuza getirdi, küçülttü. Ve herkes dünyayı iyi tanıyor, iyi tarif ediyor. Bangladeş'te aç bir insan, Hindistan'da çok fakir bir insan. Pahalı telefonla kullanamıyor, ucuz kimbalı telefonlarla internete bağlanıyor. Ülkelerinden çıktıklarında kimisi İran üzerinden, Irak üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. Kimisi işte Suriye'den, Irak'tan, Libya'dan direkt ulaşıyor ve bizi köprü yaparak Avrupa'ya, refahın olduğu yerlere doğru gitmek istiyorlar. Yani herkes her şeyi takip ediyor. Onun için demokratik kültürün de gelişmesi önümüzdeki dönemde artık kaçınılmaz. Ülkeler kalın duvarlarla ya da rejimler ya da totaliter zihniyetler ya da totaliter üsullar kendilerini korumak noktasında uzun vadeli şanslı olamayacaklar. Türkiye demokrasisini tesis ederken, söylemleri ifade ederken içini gerçekten doldurmalı ve inandırmalı. Doldurmalı ve inandırmalı. Türkiye kendisinden olmayanların, egemenler efendim söz hakkında kazanılmış haklarını tanımalı. Mesela dün Avrupa Birliği projeleri konuşuluyordu. Ceyhan Belediye Başkanı iken 22 milyon avroluk bir projeyi aldım ve bitirdim. Yine Ceyhan Belediye Başkanı iken katı atıkla yakın belediye başkanlarıyla kurduğumuz birlikte bir 25 milyon euro'da katı atık projesini hala yürütüyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldum, geldim. O projeyi de yürütüyorum şimdi. Adana Ebrahim Çukurova'da bu bölgede Akdeniz'de toplamda belediye başkanlığı döneminde benim kadar Avrupa Birliği projesi kazanmış belediye başkanı yok. Ama Avrupa Birliği projeleri konuşurken ders verecek noktadayım ama söz sahibi de veririz. Buradan bir yere gelmek istiyorum. Türkiye'nin kalkınması için elbette kaynak lazım, teknoloji lazım. Ama tek başına kaynak ve teknoloji yetmiyor. Türkiye'nin kalkınması için sermayenin kendisini güvende hissedeceği kadar demokrasi lazım, hukuk lazım. Biz cari açığımız var ve çok ithalat yapıyoruz. Dolar dediğimiz zaman Türk otomotiv sanayinin ortaklıklarıyla kurduğumuz o yarı mamul gelen ürünlere hangisini yerli parayla alacağız? Elbette kendi paramıza itimat, kendi paramıza güven, başkalarının parasına teslim olmama noktasındaki bu girişimi destekliyoruz ama çok fazla da hayalperest olmamak lazım. Burada gelmek istediğimiz nokta şudur ki demokrasi ve hukuk biraz önce ifade ettiğimiz değerler bütünü çerçevesinde iletişimin entegrasyonun dünyayı küçültmesi bir küre gibi avucumuzun içine alması, çocuklarımızın bile Singapur'da, Tayvan'da, Hindistan'da ne olduğunu bilmesiyle iyice küçülmüştür. İletişim o kadar zor ki eskiden Morse alfabesiyle, telgrafla yazarken şimdi bir mail atma, telefonun çeşitli mesaj programlarıyla internet üzerinden dünyanın her tarafına saniyesinde ulaşmak mümkün. Onun için demokrasi ve hukuk önümüzdeki dönemde herkesin hayatına girecek. Bunun çaresi yok. Ama demokrasi ve hukuktan bahsederken tabii ki her şeyi emperyalizm yaptı. Her şeyi dış güçler yaptı gibi bir kolaycılığı da siyasetçilerin iç siyasete dönük kendi kazanımlarını güçlendirmesi olarak görüyorum. Ama şunu da ifade etmek lazım ki demokrasiden, hukuktan bahsederken biraz önce değerli konuşmacımız Kurova Siyaset Başkanı Ali Doğan Bey söyledi. Demokrasimizi ve hukukumuzu geliştirirken Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden taviz vermeden gerçekleştirmemiz lazım. Bir ülke, bir millet bedelini binlerce yıl ödedi.
şehadet şerbetini içti. Canıyla, kanıyla, oralara kültürüyle, medeniyetiyle katkı oydu. Ama güya biz sur fethettik, 84 tane yerine şehrimiz var. Bunu böyle yazanlar vardı. Bazıları kırıldı, bazıları yanlaştı, gördük. Niçin bir yeni yerine satalım? İşte bu içerisinde bulunduğumuz mekan, bir hatırın. Burayı kim yeniden satın alır? Parası önemli. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Demokrasiden, hukuktan sapmamak ama kurucu ilkelerine taviz vermeden bunları gerçekleştirmek lazım. Reel sektörün sözü de sokağın sözü kadar önemlidir. Burada bulunan sermaye temsilcileri bu memleketin öz sermayesidir, yerli sermayesidir. Bu manada ayrımcılık noktasında yapılan yaklaşımlar da reddediyoruz. Bugün Türk Konfet'e baktığımız zaman efendim bir üst grubuyla diğerleri hepsi memleketimizin öz sermayesidir, yerli sermayesidir. İş, istihdam vergi yaratanlardır, kurumsal firmalardır, kayıt içindeki firmalardır. Bu bağlamda önemsiyoruz, saygı duyuyoruz, destekliyoruz. Ama ülke için kaygılarımıza da ortak paylamızı geliştireceğiz. Farklılıklar zenginliktir, bir hakikattir. Ama geleceğimiz ortak paylamı diyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.